Sivas mutfağından gazete baklavası. Hamuru için 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı süt, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, yarım limon, 1 tatlı kaşığı sirke, 1 paket kabartma tozu, aldığı kadar un. İçi için 2 su bardağı ceviz içi. Şerbeti için 3 su bardağı su, 4 su bardağı toz şeker, 3 adet limon tozu. Üzeri için 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 su bardağı sıvı yağ. Hamurları açmak için nişasta. Gazete tatlımıza geçtik. Baklavalık hamur yoğurulacak. Şimdi önce yoğurdundan başlayalım. Hepsi birer bardak. Şimdi sütümüzü biraz ısıttık. Aynen. Isıtmadaki amacımız da hamurumuz biraz daha erken kabarsın. Hı-hı. Daha güzel. Senin kızın ve kardeşin mi ablanla ablam. Şimdi konuştun. Onlar şimdi, yoldalarmış. Onlar yoldalar. Yol tarifi aldılar. Geliyorlar. Hı-hı. Bir tane yumurtamızı koyalım. Gelecekler. Sıvı yağımızı koyalım. Bayağı bir bişili hamur bu. Boş boş yiyeceğimize bari böyle yiyelim. Bu kabartma tozumuz bir paket. Bunu bunun üstüne dökelim ki daha güzel kabarsın. Olur, ben sana bir de yarım da limon alayım ben. Ununu hiç ölçmem ben Nurselciğim. İyi tamam. Kendim, sıvılar belli ölçme. Kıvamına göre. Hem limon hem sirke mi yapıyorsun? Çok az sirke. Çok az. Onu hemen şöyle sıkacağım. Yeterli. Bir kaşık da sirke koyacağız. Tamam. Çok güzel oldu. Çıtır çıtır olacak. Evet, yerken bismillah. Notumuzu vereceksiniz inşallah. Estağfurullah. Allah utandırmasın. Yani Sivaslılar için bayağı dua gibi bir şey olmuş bu tatlı. Vallahi aynen bak. Öyle, aynen öyle. Hani bunu yani, yapamayan gelin olamıyor falan böyle. Olamıyor, evet. Benim kızım da çok güzel açar. Sen görse, yani hiç beklemezsin. Esin çok güzel. Güzel açar, evet. Çok güzel köfte açar. Hepsi bekar mı? Kızım da sözü, oğlum da sözü. Ay hadi hayırlısı. İnşallah hayırlı inşallah, insanlar inşallah, olur. Tabii ki. Temennimiz o. Herkes şimdi, için. Şimdi Fadimeciğim. Şimdi bu. Bir iddiası var Fadime teyzemin. Gel yanıma sen. Gel gel. Geliyorum yavrum. Diyor ki benim şerbetim 10 senede dursa samimiyetimle söylüyorum asla ve asla şekerlenmez. Nurselciğim. Neden? Tüp noksasını söyleyeyim ben. Suyu kaynat. Suyu kaynatıyoruz. Kaynamış suyun içine 1 kilo şekerimi koyuyorum. Yani 4 oluyor. Bardak oluyor tamam. Nurselciğim. Bu mu yani sır? Bu. Vay bu be. Ayrıyeten bir de buna ben 2 tırnağımın şu ucu kadar limon tuzu koyuyorum yavrum. Şu aşamada mı? Aynen öyle. Bu aşamada koyuyorum. Ve ondan sonra altını kapattıktan sonra da 1 kaşık zeytinyağı koyuyoruz. Allah daha Allah. Parlak olsun diye. Sen bunu diye. Nasıl öğrendin? Hiç öğrenme değil. Kendi buluşumuz. Nasıl yani? Samimiyetimle söylüyorum. Yapa yapa artık profesyonelleştik yavrum. İşte bak saatlerce erimesini beklemiyoruz. Doğru. Eridi gitti. Katıyorum limon tuzunu da. Katalım. Şöyle. Yeter yavrum. 2 tanecik. Yeter. Hatta Nursel'cim 1 tane daha alayım. Her şeyin de var Nursel. Nasıl maşallah. Olmasın? Her gün yemek yapılıyor. Güzel, vallahi i̇şte çok iyi. İşte bakın hemen kendi eridi gitti sıcak suda. Süper. Rengi bile döndü, dikkat ediyor musun yavrum? Şerbette şekerlenmeye son. Son. Evet, hamuru gördüğünüz gibi yoğurdum. Bitti şu an. Şişicik yaptınız. Evet, bak elimize hiç şu an bulaşmıyor. Bu arada evet. Evet, bu şekilde gelene kadar yoğurursa hem tatlı güzel açılır, hem de eline hiç hamur bulaşmamış olur. Şu testiye yapalım. Buna göre ayarla sen. Çünkü bunu böyle masaya götürmek gerek çok güzel. Bu baklavanın püf noktalarından biri de oklavanın. İnce olması. Ne kadar ince olursa çünkü hamurumuz çok narin bir hamur. Şu an bu kalın mı ince mi? Benim oklavama göre biraz daha kalın. Sen şimdi incecik açamayacaksın. Bahane. Göreceksiniz. Bahane yapmayalım bu da ince. Burada yılların tecrübesi var canım. Senin canın sağ olsun. Çok haklısın biliyorum.
Aslında onun bir tık aslında incesi lazım. Aslında getirmeyi düşündüm ama... Keşke getirseydin. Yer uzak olduğu için... Uçakta derler ki kimin kafasına vuracaksın. İşte. Yok, bize daha önce öyle getirenler oldu öyle uçakla. O hatta aslında götürme bırak burada dedim en sonunda. O metal olanı var Nurselciğim. Var biliyorum. O çok güzel. Metalle şey metal. Biraz daha kalın oluyor. Evet. Yeter. Yeter Nurselciğim. Şimdi bu kağıda ne kağıdı diyelim? Ne? Yani gazete bak. Ben normalde bu ismi de zaten gazete tatlısı. Gazeteye yapıyordum. Ama sağlık açısından... Boyalı şey, falan, boya falan. Evet, çok artık tercih etmiyorsunuz. Artık öyle yapmıyorum. Böyle yapıyorum. Biz bunu nereden bulduk? Ambalaj kağıdı değil mi? Çok meşhur bir milyoncular var ya. Bir milyoncular. Aynen. Ne perşembe. Ha, hediye kağıdı. Önemli olan sağlıklı olması. Evet. Şu yumuşak olması çok önemli. Vay be, bu ne be? Kuruyacağız bir 5 dakika demiştim size. Gel şu şeyi evet. Alalım, masayı alalım. Haydi bakalım. Şimdi bunu yapana kadar o ha üçüncüde o zaman birleşmeyi üçüncüde yapacaksın. Tam normal tamam. Kurumuş kıvamına geliyor. Çünkü yaş yaş yapmıyorum kesinlikle. Evet. İki tanenin çünkü hazır şey, olması lazım kurumuş halde. Arasına şimdi, ceviz diyeceksin ve evet. Birleşip kesip yiyeceksin. Şimdi yaş yaş üst üste koyup kestiğin zaman o çöküyor hamur. Evet. Hamurlar çöküyor ve de kızartırken güzel kabarmıyor. Senin şu efsane şerbetin bitti. Altını kapatabiliriz yavrum. Tamam. Bu kadar. Üçüncü evet, oldu. Evet. Gel bebeğimizi götürelim. Evet. Sallaya tane. Sallaya. Memleyelim. Şu ketelerin üstüne koyalım. Koyalım. Şu olmaz. Nari. Allah. Onu alalım. Şimdi kuryen ikisini üst geri alıyoruz. Koyacağız. Şimdi şekil vereceğiz. Onu ben öyle alabilirim. Dur. Kurudu ya hani daha rahat ha, oluyor. Doğru bak aha. Artık alınıyor. Ondan sonra... Şöyle. Üstünü aldık. Üstünü alacağız. Heh. Şu kağıdı. Fadime abla bıçağı verir misin bana? Olur yavrum. Onları da ziyan etsin. Şekiller. Ziyan hayır yok. Kesinlikle. Mesela öyle. Koymasan aslında daha ince olmaz mı? Yok. Şey kat katı daha fazla olur. Daha fazla olur daha güzel olur. Böyle diyeceğiz. Aa, bu şimdi. Kısmını hatırlayamadım bir anda. Hı-hı. O üç, onu. Şimdi cevizini koyacağız. Ceviz de ne kadar çok olsa o kadar tabii. Güzel olur. Ama cevizler de şu an çok pahalı biliyorsunuz. Kaç mı malzemeden yapınca oluyor? Kaşıyoruz yani. Ben malzemeden kaçsaydım müşteri tutamazdım. Malzemeden kaçmadığım için. Şimdi böyle şekil veriyoruz. Böyle kendimize doğru çekiyoruz. Bu. Gördünüz mü? Olay bu. Volkan yakalar. Şimdi böyle. Onu aldım. Onu da biraz sonra tekrar içine atacağım. Böyle. Tepsi bir şey yok. Yok. O şimdi yüzünü yağlayacağız ya. O tekrar içine. Böyle mi? Böyle mi? Yok ha. Maşallah Nurselciğim. Benden ustasın. Yok canım. Yok. Gülmeden almak lazım. Bak kızım tabii, geldi tabii. Bence. Öyle mi? Bizimkiler mi geldiler? Bence. Misafirimiz geldi evet, herhalde. Evet, hoş geldiniz. Ay, hoş geldiniz. Ay, hoş geldiniz, merhaba. Hoş geldiniz. Ay. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şöyle. Nurselciğim ben böyle canım. Ufak bir hediye getirdim böyle. Sana. Ay çok tatlı. Marketleri seviyorsun biliyorum. Bayılırım. Koy yapıştır. İstanbul'da yaşamıyorum ama Sivas marketi. Sivas'ta yaşamıyorsun. Evet İstanbul, Sivas'ta yaşamıyorum. Evet. Evet. Şöyle süper. Hediyem. Çok da güzelmiş teşekkür ediyorum. Abla mı? Abla. Abla. Abla evet. Gözler 45, renkli. He, 40, babamın gözleri renkliydi. 45 senedir İstanbul'da yaşıyorlar. Ben Sivas'ı terk ettim. Sırf Sivas temsilcisi ben benim. Bir şey benim yaptı geldim. Ama ben Sivas'ı terk etmedim. Bir laf çarpıttı. Ver bana Sivas'ı çok seviyor ya.
Ben sirasını seviyorum. Sen abla hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş gelmişsin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkürler. Siz ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Ya ne güzel bak. Biz de tatlaşmaya çalışıyoruz. Tatlı yapmaya çalışıyoruz. Gazete tatlısı yapıyoruz bu arada. Ellerine sağlık. Ellerinize sağlık. Sen İstanbul'da yaşayan ve çalışan bir kadın olarak hamur açıyor musun? Genelde kendim yapmaya çok özen gösteriyorum. Açarsın yani. Yaparım tabii. İlkokul 5. sınıfta mantı yapmaya başlamıştım. Vay. Evet. İlkokul 5. sınıfta evet. Öyle peki ya. Sorarım bu kız niye bekar? Güzel mi güzel? Marifetli. Yaşamayı. Yaşamayı. Teyzem adını koydu. Hayatı seviyorum. Evet, bence de. Yaşamayı seviyorum. Yaşamayı seviyorum. Yani kocalar yani. Hayatı zindan mı ediyor? İyi bak. Özgürlük güzel. Senin bir boşanasın mı? Yok ki kocam. Hamurumuz. Kaşık tereyağı var burada. Poşurdadı. Sıvı yağını koyayım mı? Koy. Koy yavrum. İyi mi? Biraz daha. Yeter yavrum. Yeter. Şimdi sonuna geldik. Son aşamasındayız. Yağını da dökeceğiz. Dök yavrum. Bol bol dökeceğiz. Bol bol. Bu şimdi kızarırken resmen her tarafı yağ olacak. Ondan sonra aldıktan sonra tekrar o yağı alacağım ben. Hakikaten söylediğin kadar varmışsın ama. İyi, yani çok iyi açtı. Teşekkürler. Çok iyi kestin, tabii. Dizdin. Tabii. Müthiş. Ver tatlımız bana. Hazır böylece. Bir tek şerbetimiz kaldı şu an. Süper. Kızaracak. Eline sağlık. Haydi fırına. Hadi bakalım fırına. Olsun.